Çay nasıl demliyorsunuz? Bize bir gösterebilir misiniz? Gösterebiliriz nasıl demlediğini. Bakın çay fiyatları ne kadarmış. Evet dostlar, bugünkü durağımız Ziraat Botanik Çay Bahçesi'ne geldik. Bir etrafı gezelim bakalım nasıl bir yer. Şöyle bir giriş yerini göstereyim. Şurada otoparklar var. Otoparklar ücretsiz. Hemen bir üstte burada da otopark var. Artık yapraklar dökülmeye başladı. Muhtemelen giriş yönü bu taraf. Biz arka taraftan geldik. Burada botanik çay bahçesinin tarihi var. Ekranı durdurup okuyabilirsiniz. Burada da planı var. Aşağıda da otopark var şu karşıda. Ancak parka mı ait, yan taraftaki bina mı ait bilmiyorum. Evet. Demli demli içtiğimiz harika çaylar. Burası da böyle çay içme alanları. Burası normal ismi Ziraat Botanik Çay Bahçesi olarak geçiyor. Biz az önce çay içtik, çok güzeldi. Şimdi çay yapım tekniklerini öğreneceğiz. Geldik. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Sizi bir tanıyalım. İsmim Kadir. Kadir. Kadir Bey, az önce çay içtik. Çok lezzetliydi, çok güzeldi. Çay nasıl demliyorsunuz? Bize bir gösterebilir misiniz? Hemen gösterebiliriz nasıl demlendiğini. Böyle canlı canlı görelim. Demliğimizi alıyoruz. Evet. 90 derece, 100 derecede kaynamış suyu. Önce demliklerimizi bir çalkalıyoruz. Evet, doğrudur. İkisine de sıcak suyumuzu çekiyoruz. Çayımızı alıyoruz. Bir su bardağı yeterli oluyor. Çay, sıcak suyun üzerine döküyoruz. Sıcak suyun üzerine döküyoruz. 15 dakika demleme süresi oluyor. 15 dakika demini çekiyor. Aşağı doğru çay düşüyor ve demleniyor. Servise hazır oluyor. Normalde diğer türlü yaptığımız zaman çay haşlanıyor mu? Yanıyor mu? Diğer türlü çayımız haşlanıyor, yanar. Yani çayı bozulur. İçine koyup üzerine suyu eklediğiniz zaman? Bu şekilde koyduğunuzda 15 dakika sonra kendini aşağı doğru yavaş yavaş çekiyor. Asıl çay demleme tekniği bu şekilde. Bu şekildedir. Evet dostlar, gördünüz. Çay demleme tekniğini gösterdi Kadir Bey. Sunuyoruz. Teşekkür ederim, sağ olasınız. Teşekkür ederim, görüşürüz. Evet, gezmeye devam ediyoruz. Çaylar gerçekten harikaydı. Hani burada hiç kötü çay içmedik zaten Rize.
Çayın memleketi. Burada kötü çay içersek de zaten ayıp olur. Şimdi çay satış noktasına gideceğiz. Bir çay fiyatlarına bakalım. Evet. Burada çay bahçeleri artı restoranlar da mevcut. Gelip yemek yiyebilirsiniz. Şurada şurada. Ağacın ismi neymiş? Bir bakalım. Japon kamelyasıymış bu ağacın ismi. Otoparka geldik. Burası da otopark. Yani park sıkıntısı yok. Bilginiz olsun dostlar. Parklar da ücretsiz. Ha, bu arada çayın bardağı da 10 TL. Yani gayet hesaplı. Bakalım çay fiyatları ne kadar?